Ben aslında bu hamlelerin çoğunun oy konsolidasyonuyla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Öyle kurguladıklarını da düşünmüyorum. Yani sadece yanlış hesap yapıyorlar, buradan oy gelir zannediyorlar ama gelmez gibi bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Zaten oy gelmesi gibi bir hesabın olmadığını, gelmeyeceğini zaten bildiklerini düşünüyorum. Bu yapabilirlik kapasitesini yüksek göstermeye dönük asıl olarak güç konsolidasyonu hamlesi bunlar. Oy konsolidasyonu sonucu doğurması mümkün değil. Ama bu tür senin söylediğin gibi güç konsolidasyonunu oldukça arkaik eski taban reflekslerine, eski sembollere doğru çektikçe aslında kendi çemberinin iyice dar, küçük, öz çemberinde belki bir revanşist tatmin üretebilirsin ama onun çevresinde hakikaten bazı talepleri ve beklentileri olan çevrelerde de tedirginliği arttırıyor. Yani bu işte çeşitli isimlerle kararsızlar diye ifade edilen, huzursuz muhafazakarlar diye ifade edilen, daha kentli, pragmatik tabanını geriyor.